Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ben Enes Durmaz Gider. Eğitim TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dostlar, bugün diksiyon dersinin ikinci bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Kıymetli dostlarım, özellikle sizlerden yoğun bir talep var. Hocam, WhatsApp'tan birebir sizinle diksiyon çalışabilir miyiz diyen arkadaşlar var. Özelden mesaj atıyorlar. Arkadaşlar, öncelikle böyle bir şey vakit konusundan dolayı mümkün değil. Sebebi de şu, yani benim hem kendi işim hem de çalışmalarım var ekstradan. Birkaç kurum için de hazırlık yapıyorum işin açıkçası. Burada detay vermek istemiyorum. Aynı zamanda kendi diksiyon kursum için de eğitim dersleri için hazırlıklarımı yapıyorum. Hafta sonu hocama takdim etmen gereken dersler var. Bu yoğunluktan dolayı birebir ders verme imkanım yok. Bu konuda beni anlayışla karşılayacağınıza eminim. Hakkınızı helal edin inşallah. Elimden geldiğince sizler için en pratik, diksiyon konusunda çok çabuk gelişme sağlayabileceğimiz cümleler, akıcı kelimeler, bunları seçerek sizlere bölüm bölüm takdim etmeye çalışıyorum. İnşallah faydalı olur. Daha detaylı bir diksiyon dersi istiyorsanız kıymetli dostlarım, diksiyon konusunda YouTube'da yine videolar var. Mennan Şahin Hoca'nın, TRT Spiker'in, kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda sadece diksiyon yeterli değil, diksiyona başlamadan evvel şu diyafram, nefes egzersizi ve ağız egzersizi, dudak egzersizleri de yapmanız gerekiyor. Dilimiz biraz sürçülisan ettiyse affola. Şimdi mesela örneğin UX, UX diyerek dudağı açıyoruz. Böyle 10 kere bunu tekrar ettiğimiz takdirde dudaklarımıza böyle hafiften bir kasılma oluyor. Ama ağız hareket ettikçe de diksiyon konusunda Türkçe kelimelerimizle rahatlıkla karşı tarafa hissettirebiliyoruz anlatacağımız meseleyi ya da meseleyle beraber duygularımızla karşı tarafa birebir iletme fırsatımız oluyor. Yine hocam çok uzattım videonun girişini diye kendi kendinize söylenebilirsiniz. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin kıymetli dostlar. Elimden geldiğince bu dar vakit içerisinde sizlere bir şeyler aktarmanın derdindeyim. Rabbim Celle Celaluhu sizleri ve bizleri yolunda daim kılsın inşallah. Hadi hep birlikte diksiyon dersi ikinci bölümüne geçelim. Diksiyon dersi ikinci bölüm. Yazılışı Kaan, okunuşu Kaan. Yazılışı Mağara, okunuşu Mağara. Yazılışı Sağanak, okunuşu Sağanak. Yazılışı Sağaltım, okunuşu Sağaltım. Yazılışı Ağız, okunuşu Ağız. Yazılışı ağır, okunuşu ağır. Yazılışı kağıt, okunuşu kağıt. Yazılışı dağıtım, okunuşu dağıtım. Yazılışı sağır, okunuşu sağır. Yazılışı buzağı, okunuşu buzağı. Yazılışı dağınık, okunuşu dağınık. Yazılışı ağustos, okunuşu ağustos. Yazılışı dağ, okunuşu dağ. Yazılışı ağrı, okunuşu ağrı. Yazılışı kağını, okunuşu kağını. Yazılışı yapacağım, okunuşu yapacağım. Yazılışı çalışacağım, okunuşu çalışacağım. Yazılışı unutmayacağım, okunuşu unutmayacağım. Yazılışı koşacağım, okunuşu koşacağım. Yazılışı olacağız, okunuşu olacağız. Evet kıymetli dostlar, Türkçe kelimelerin yazılışı, aynı zamanda okunuşu arasındaki farkı bu bölümde görmüş olduk. Gerçekten diksiyon dersi son derece önemli arkadaşlar. Ben diksiyon dersine iyi ki başlamışım diyorum. İyi ki Türkiye'nin en kaliteli hocalarıyla çalışma fırsatı bulmuşum. Rabbime bu konuda şükür ediyorum. Birbirinden kıymetli TRT spikerleri 30 yıl 40 yıl TRT'de görev yapmış baş spikerlerle beraber çalışma fırsatımız oluyor. Aynı zamanda devlet tiyatro sanatçıları, operacılar, bunlarla da çalışma fırsatım oldu ve olacakla devam ediyoruz bu konuda. Sizler de bulunduğunuz yerde eğer böyle imkan yoksa YouTube'dan bu tarz videolara bakarak kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda diksiyon konusunda kitaplar da var. Onlara da göz atmanızı tavsiye ederim. Ben iki tane aldım. Etkili konuşma, beden diliyle alakalı. Diksiyonda en önemli şey tonlama, vurgular, ondan sonra araya es koyma, buna benzer, yani duyguyu, düşünceyi ve anlatmak istediğini şeyi karşı tarafa en güzel şekilde anlatmanın aslında adı
diksiyondur. Bunu da inşallah bu video vesilesiyle ya da buna benzer videoları vesilesiyle yapacağınızdan eminim. Rabbim Celle Celaluhu emeklerimizi zayi etmesin kıymetli dostlar. Kanalımızda ayrıca sizler için daha önceden hazırlamış olduğum, bak yine falan yaptım. Daha önceden hazırlamış olduğum, burayı kesmeyeceğim, montajlamayacağım. Daha önce sizler için hazırlamış olduğum dini eğitici videolar var kıymetli dostlar. Bayram namazı, cenaze namazı, dini nikah, işte cuma namazı gibi 5 vakitte müezzinlik maşallah son derece iyi izleniyor. Demek ki insanlar müezzinlik konusunda hevesli ve bu konuda bir arayış içerisinde. YouTube kanalımızda en çok izlenen videoların ikincisi şu an büyük ihtimal önümüzdeki hafta birinci olabilir. Yani bu gibi videolarla sizler de kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani günümüzde insanlar özellikle vakitlerini sosyal medyada öldürüyorlar ya da vakitini, boş vaktini orada değerlendiriyor. Yani saçma sapan şeylere vakit ayrılacağına böyle güzel, eğitici, dini videoları izlemeniz size bir değer katar, artı katar. Yani yarın bugün illa imam olmanıza gerek yok. Mesela bir camiye gittiğinizde baktığınız müezzin yok. Hemen müezzinliğe geçip çok rahat müezzinlik yapabilirsiniz ya da imamlık yapabilirsiniz. Hatta bulunduğunuz mahallede cuma günü mesela hoca efendinin başına bir sıkıntı gelmiştir, acil bir durumu çıkmıştır. Hoca yok, cuma namazını kıldıracak bir imam yok. Ama siz bu videoyu izlediniz, bu konuda kendinizi bu video sayesinde geliştirdiyseniz çıkarsınız güzel bir şekilde, hem hutbeyi okursunuz hem de cuma namazını kıldırırsınız. Ben bu soğukta, şu an hava kaç derece bilmiyorum ama bulunduğum yerde yaklaşık 10-15 santim bir kar var. Bu soğukta vallahi caminin içinde sizler için, öncelikle tabii ki Allah rızası için sizlere hizmet etme gayretindeyim. Özel ders yapma şansımız yok. Tekrardan altını çizeyim. Ben elimden geldiğince en pratik bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Özellikle istediğiniz videolar varsa, mesela hocam şununla alakalı bir video yapabilir misin? Ya da hocam şu konuyla alakalı bir video yapsan gerçekten bu konuda bir ihtiyaç var, bizi de aydınlatır mısın gibi. Ben aydın biri değilim ama aydınlatmaya çalışırım arkadaşlar işin açıkçası. Elimizden geldiğince sizlere destek olmaya gayret ediyoruz. Boş vakitlerimi yani evde öyle masa başında değerlendirmek istemiyorum. Sizlere ayırıyorum boş vakitlerimi, sizlere ayırıyorum. Elimden geldiğince ne yapabilirim? İnsanlara nasıl bir eser üretebilirim? Yarın bugün ölümlü dünya, ölürüz, kalırız. Elimizden geldiğince bu videolar en azından burada kalır. Bizden sonrakilerde bir Allah razı olsun der ve arkamızdan hayırla bizi yad eder. Bu şekilde ömrü hayatımızda idame ettirmiş oluruz kıymetli dostlar. Bu yüzden ilmin de zekatı bildiğini anlatmaktır diyor Allah Resulü. Biz de bildiğimizi sizinle paylaşıyoruz. Hocam çok uzattın artık, hadi evine diye düşünmüş olabilirsiniz. Haklısınız çünkü çok da üşüdüm işin açıkçası. Sizleri Allah'a emanet ediyorum kıymetli dostlar. Yepyeni bir videoda, yepyeni bir programda tekrardan karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.